Savaşlar tarih boyu her hafızaya kazınan anlar ve adı asla unutulmayan, unutulmayacak olan kahramanlar barındırır. Öyle ki bazı kahramanlar gerek zekası, gerekse yüreğindeki vatan sevgisinin gücüyle tek kişilik ordu diye anılır, savaşın seyrini değiştirir. İşte tek kişilik ordu olarak anılan o isimler. Savaş seyri değiştiren kahramanlar denilince fazla uzaklara gitmeden bu topraklara bakmak gerek. Kara Fatma. 1888'de Erzurum'da doğar. Subay dervişlerinden Ahmet Beyefendi ile evlendiğinde Balkan Savaşı'na katılır, askerlik hayatını eşiyle birlikte paylaşır. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde kendi ailesinden yaklaşık 10 kadınla birlikte savaşır. Eşi Binbaşı Ahmet Bey'in Sarıkamış'ta şehit olduğu haberini aldıktan sonra memleketi Erzurum'a döner. 1919'daki kongre günlerinde Mustafa Kemal'le şahsen görüşebilmek için Sivas'a gider. Milis müfreze kumandanı olarak Batı cephesinde görevlendirilir. Aldığı talimatla İstanbul'a gider, silah ve adam kaçırma faaliyetlerinde bulunur. İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir'e geçerek kurtuluşu için savaşır. Kara Fatma, Mustafa Kemal'den aldığı talimatla İstanbul'a gelir, Topkapı Pire Mehmet ve Laz Tahsin'le birlikte 15 kişilik çete kurar. Köylü kıyafeti giyerek Haydarpaşa'dan trene binip İzmit'e inerler ve iş bulmaya gelen muhacir görünümünde sayılarını arttırmaya çalışırlar. Kısa zamanda 96 kişi olurlar. Üsküdarlı Albay Neşet Beyefendi buyruğunda savaşırlar. Askeri bakımdan önemli olan Fındıktepe'yi düşmandan temizleyerek buraya Türk bayrağını dikerler. 9 yaşındaki kızı Fatma, oğlu Seyfettin, kardeşleri Süleyman ve Mehmet Çavuş'la Davulcular Ormanı'nda gizlenmiş olan 150 kişilik çetenin başına geçen Kara Fatma, Gülbahçe, Mecidiye, Orhaniye, Arpalık köylerinin imam ve muhtarlarıyla ileri gelenlerini ormana celbettirir. Onlara "Ben Kara Fatma'yım. Sizin ırzınızı, malınızı ben koruyacağım." der. Köylüler memnunlardır. Kara Fatma bir taraftan Sabancı havalisinde silah satın alır, bir taraftan da civar köylerden gelen delikanlıları çetesine yazar. Mevcudu 480'i bulmuştur. İstiklal Harbi başlangıcından Anadolu'nun düşmandan temizlenmesine kadar Doğu ve Batı cephelerinde savaşların birçoklarına katılmış olan Kara Fatma 4 kez yaralanmış, Yunanlıların elinde 19 gün esir kalmıştır. Rütbesi üsteğmenliğe yükseltilmiştir. 700 erkek ve 43 kadından oluşan müfrezesiyle 1. ve 2. İnönü Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi ile Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde çarpışır. Büyük taarruzun ilk günlerinde General Trikopis'in birliğine esir düşmüşse de kaçarak tekrar müfrezesinin başına geçer. Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunda rol oynar. Bir defasında onbaşı olduğunda neredeyse yalnızca kadınlardan oluşan birliğiyle düşmanın cephe gerisine bir taarruz düzenler ve toplam 25 esir askerle geri döner. İstiklal Harbi'nde silah kullanan, canla başla çalışan mücahit kadınlarımızın önde gelenlerinden olan, hayatının son yılları dayanılmaz maddi külfetler içinde geçen Kara Fatma, kendisine vatani görev tertibinden 17 Şubat 1954'te aylık bağlanmasının son 2 yılında 1955'te vefat etmiştir.